Afrika News, Afrika kıtasında yaklaşık 30 bin kesinleşmiş vaka olduğunu duyurdu. Bu sayı geçtiğimiz hafta %25 oranında artış gösterdi. Christian Aid, Batı Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın ihtiyaç duyduğu solunum cihazlarının sayısının sadece bir avuç olduğunu bildirerek uyarıda bulundu. Afrika News, kıtada yaklaşık 30 bin kesinleşmiş vaka olduğunu duyurdu. Bu sayı geçtiğimiz hafta %25 oranında artış gösterdi. Christian Aid, Batı Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın ihtiyaç duyduğu solunum cihazlarının sayısının sadece bir avuç olduğunu bildirerek uyarıda bulundu ve son derece düşük test sayıları nedeniyle gerçek rakamın çok daha yüksek olmasından ve on binlerce kişinin önümüzdeki haftalarda enfekte olabileceğinden endişelendiğini dile getirdi. Yaklaşan tehdide rağmen Afrika'daki sağlık sistemi yetersiz kalmaya devam ediyor. Güney Sudan 11 milyonluk nüfusa sahip olmasına rağmen Elindeki solunum cihazı sayısı sadece 4. 18 milyonluk nüfusa sahip Malawi'de ise sadece 7 adet solunum cihazı bulunmakta. Ayrıca yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısı da yetersiz kalıyor. Sierra Leone'da yoğun bakım yatağı bulunmazken Malawi sadece 25 yoğun bakım yatağına sahip. Tüm zorluklara ek olarak yoksul Afrika ülkelerindeki çoğu evde sabunun ve suyun bulunmaması, sıtma, Yetersiz beslenme ve HIV gibi altta yatan sağlık sorunlarının bağışıklık sistemini etkilemesi birçok insanı koronavirüse karşı savunmasız bırakıyor. İş kayıpları ve ekonomide istikrarsızlık nedeniyle pek çok kişinin maddi sıkıntılar yaşayacağı düşünülüyor. Christian Aid bu yıl borçların geri ödemelerinin tamamen iptal edilmesini talep ediyor. Böylece Afrika ülkeleri kaynaklarını sağlık sistemlerini güçlendirmek ve koronavirüsle savaşmak için kullanabilir. Christian Aid'in politika, halkla ilişkiler ve kampanyalar direktörü Patrick Wa, Afrika ülkelerinde koronavirüsün yayılımını sınırlamak ve savaşma şansına sahip olmak istiyorsak, bu yıl vadesi gelen borçların geri ödemeleri iptal edilmelidir. Dünyanın en yoksul ülkelerinde 1930'lardan bu yana yaşanan en şiddetli ekonomik gerileme döneminde borçların ödenmesi bekleniyor. Şu anda borçların iptal edilmesi ölüm kalım meselesi dedi.